çok süratli bir şekilde eczacılık fakültelerinin açılmasının müsaadelerinin YÖK tarafından durdurulması gerekmekte. Mesleğin geleceğinden endişe duyan eczacılar yeni eczacılık fakültesi açılmamasını istedi. YÖK'e çağrı yaptı. 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nde sorunlar yine gündeme geldi. 50'yi aşan bir eczacılık fakültesi sayısı oldu. Ve bizdeki bilgilere göre şu anda YÖK'te de bekleyen 35-40 civarında daha fakülte açılmasıyla ilgili talebin oldu. Bu şu anda bizim mesleğimizin geleceği açısından bizim gördüğümüz en büyük tehlike bu. Üniversitelerin eczacılık fakülte sayısını arttırması kaygıların başında geliyor. Mevcut açılanların da ciddi bir akreditasyona tabi tutularak eczacılık eğitimini tam anlamıyla veremeyecek eczacılık fakültelerinin de öğrenci alımının durdurulması ve ciddi oranda da diğer fakültelerin kontenjanlarının düşürülmesi. Yardımcı eczacılık meslekte tecrübe ve eczacı istihdamını artırmak noktasında büyük rol oynadı. Ancak projenin uygulanmasında bazı sorunlar yaşanıyor. Şimdi yardımcı eczacılık tabii ki eczacılıktaki istihdam probleminin bir nebze azaltılması için ve eczanelerimizdeki hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik getirilmiş bir projeydi. Fakat bugün baktığımızda pratik uygulamada bu sistemin tam olarak işlemediği, hem yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olan meslektaşlarımızın hem de yardımcı eczacılık yapacak genç meslektaşlarımızın ciddi sorunlar yaşadığını görüyoruz. Sorunları ulusal kanala değerlendiren Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaç sanayine ilişkin de konuştu, yerli üretim mesajı verdi. Bizler yerli ve milli ilacı her zaman destekliyoruz. Tabii bunun yanı sıra bu yerli ve milli ilacın üretiminde sadece üretim aşaması değil, Ar-Ge kısmından başlayarak moleküllerin geliştirilmesinden tutun klinik çalışmalarına kadar tüm aşamalarında muhakkak bizim de bir yerelleşmeye gitmemiz gerekiyor. Ham madde üretiminin de yerelleşmesi gerekiyor.